Evet sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilgisayar mühendisliğine giriş dersi vize sınavları için hazırlık çalışması yapacağız. Özenle çıkardığımız notları, yaklaşık 5-6 sayfadan oluşan notları sizlere elimden geldiği kadar aktarmaya çalışacağım. Bu notların hepsi özenle hazırlanmıştır ve tam vize ayarında olduğunu söyleyebiliriz. Bilgisayar mühendisliğine girişin ilk konularından birisi olan bilgisayarların sınıflandırılması ile başlıyoruz. Bilgisayarlar tabii ki de çeşitli kategorilere göre sınıflandırılabilir. Biz bunları işlem hızı, bellek kapasitesi, veri iletim hızı ve kullanıcı sayısı olarak dörde ayırıyoruz. Tabii ki de siz depolama miktarı, bunun dışında internet hızı gibi bileşenlere göre de sınıflandırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış ama öncelikle olarak buralardaki verileri yazmanız gerekmekte. Kullanıcı sayısına göre sınıflandırmayı ayrı başlık altında inceleyeceğiz. Örneğin kişisel bilgisayarlar, bunun dışında mini bilgisayarlar. Mini bilgisayarlar derken laptopu falan kastetmiyoruz. Kişisel bilgisayar, mini bilgisayar, ana bilgisayar ve süper bilgisayarlar bulunmaktadır. Bunları biraz geçmeden önce açıklamak istiyorum. Kişisel bilgisayarlar evimizde kullandığımız masaüstü, laptop, dizüstü diyebilirsiniz bilgisayarlardır. Mini bilgisayarlar 100 kişiye kadar kullanma imkanı sunan bilgisayarlardır ve genellikle bunlar bankalarda falan, eğer yeterli ekran olursa bankalarda kullanılır. Ana bilgisayar, ana bilgisayarda çok büyük şirketlerde kullanılan bilgisayarlardadır. Şirketler genellikle ana bilgisayar kullanılır. Zaten birçok filmde de ana bilgisayar kavramını duymuşsunuzdur. Süper bilgisayar istisna, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı gibi yerlerde. Bunun dışında ülkemizde de TÜBİTAK'ın bir süper bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz. Bu bilgisayarları siz almaya kalkarsanız yaklaşık bir 10 milyon TL'lik veya dolarlık bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Her sistem en az 3 seviyeye ayrılır. Burada bir dördüncüyü de örnek verdik. Girdi ve verileri kabul etme. Her sistem girdi ve verileri kabul eder. Verileri işler. Daha sonra bu işlediği verileri çıktı olarak bize aktarır. Son olarak eğer ihtiyaç duyulursa veriyi saklayabilir. İşlemlerin 3 aşamasına geçeceğiz. İşlemler 3 aşamaya ayrılır. İlk başta işlemci kısmında CPU'yu görmektesiniz. Giriş çıkış aygıtları. Giriş olarak input, mouse, keyboard, klavye, fare. Output da çıkış demektir. Monitör ve printer yazıcı olabilir. Bilgisayarı oluşturan bileşenlere geleceğiz. Konunun en zevkli kısımlarından birisidir. Bilgisayarı oluşturan bileşenlerden donanım. Donanım demek bilgisayarımızın fiziksel yapısıdır. Elle tutulabilen, gözle görülebilen somut bir yapıdır. Yazılım ise bilgisayarın kullanıldığı programların genel adıdır. Bakın, yazılım bilgisayarın kullanıldığı programların genel adıdır. Yani tüm programlar bir yazılımın parçasıdır diyoruz. Donanım çeşitlerine gelelim. Öncelikle dahili donanım ve harici donanım olarak ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Dahili donanım demek, adı üstünde, dahili, içinde, bilgisayar kasasının içindeki donanımlardır. Buna örnek olarak anakartı örnek olarak verebiliriz. RAM'ler, işlemci. Harici donanım ise girdi aygıtları ve çıktı aygıtlarıdır. Örneğin input ve output girişleri olarak demin bahsetmiştik. Bunlar kesinlikle kasanın içinde bulunmaz. Örneğin hoparlör kasanın içinde bulunur mu? Tabii ki de hayır. Bilgisayar yazılımı ve software, yani yazılım software demektir. Donanımı kullanmak için gerekli olan programlardır bunlar, yazılım. Yazılım demek donanımı kullanmak için gerekli olan programlardır. En temel programa da işletim sistemi diyeceğiz. Bakalım işletim sistemi nedir? Bilgisayar donanımının çalışabilmesi için gerekli olan en temel yazılımdır. Çevre bilimi ile programlar arasındaki iletişimi sağlar. Bunun dışında programlar ile programlar arasındaki veri iletimini de sağlayabilir. Sistem belleğini yönetir, dosya yönetim sistemi oluşturur. Özellikle çoklu bilgisayarlarda güvenliği sağlar gibi kısımları vardır. Hemen ikinci sayfaya geçelim. Evet, şimdiki bileşenleri artık yakından anlatmaya başlıyoruz. Güç kaynağına gelelim. Güç kaynağı genellikle 220 volttur ama tabii ki de teknolojinin gelişmesiyle beraber bu rakamların değiştiğini söyleyebiliriz ama genellikle kitaplarda bu bilgi size aktarılıyor. Güç kaynağı tabii ki de bir doğru akım olamaz. Dalgalı akımdır. Çoğu bilgisayar bileşeninin 5 ila 12 volt arası olduğunu söyleyebiliriz. Bir bilgisayara
ne kadar çok bileşen takacağınız bu bilgisayarın güç kaynağı ile ilgilidir. Örneğin yeni bir ekran kartı almak istiyorsunuz ama güç kaynağınız bu ekran kartının gücünü karşılamıyorsa bilgisayarınızda sorunlar olacaktır. Hatta çalışmayıp bozulacaktır. Bu yüzden ona göre, o güç kaynağına göre bir ekran kartı takmalıyız veya direkt güç kaynağında yeni model alabilirsiniz. Güç kaynağında çeşitli volt kısıtlamaları falan var. Fakat şimdi bunlara girmeyeceğim. Anakarta gelmek istiyorum. Anakart fiberglass ismini verdiğimiz bir maddeden yapılmıştır. Genellikle yeşil renkli olarak bilgi verilmiş kitaplarda ama artık bunun değiştiğini söyleyebiliriz. Renk renk her renkte bulunabiliyor. Bakır yolların bulunduğu parçadır. Burada önemli olan fiberglass'tan yapılması ve bakır yollarının bulunduğudur. Anakartta mikro işlemci yuvası. Buraya ne yapıyorsunuz? İşlemcinizi takıyorsunuz. i5, i7, AMD artık neyse AMD. Yine bellek yuvaları, genişleme yuvaları, BIOS. Bunun dışında yardımcı bileşenler olduğunu söyleyebiliriz. Evet, işlemciye geliyoruz. Farkındaysanız işlemci bilgisayarın en önemli parçasıdır. İşlemciye CPU denmektedir. Bilgisayarın beynidir işlemci. En önemli öğesidir bilgisayarın. Bilgisayarın yapabileceği tüm komutları verir. Yani zaten beynidir dedik. Beyin nedir? Komut mekanizmasıdır. O yüzden bilgisayarın yapabileceği tüm komutları verir. Her şeyi yönetir. Tanımına geçelim. Tanımı da sorulabilir sizlere. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodları çözen ve karşılığında işlemleri gerçekleştiren birimdir. Tekrar diyorum. Bilgisayarın program komutlarını bellekten aldıktan sonra kodları çözen, bakın kodları çözüyor ve karşılığında işlemler gerçekleştiren birimdir. Şimdi burada yanlış yazılmış bellek olacaktı. Bellekler ROM ve RAM diye iki ayrılır. ROM silinemez. Zaten o kadar az bir hafızası var ki sadece okuma yapar. Temel sistem bilgileri ROM'da saklanır. RAM ise geçicidir ve silinirdir. Farkındaysanız bilgisayarlarınızda 8 GB'lık, 16 GB'lık veya 4 GB'lık RAM'ler bulunabilir. Daha azları artık kullanılmaya başlandı. Kullanılmıyor yani, yetersiz kaldığı için. Bilgisayarda çalışan programın gerekli bilgilerini saklayan ve gerektiğinde kullanım için alındığı alana RAM denir. Çoğu kişi düşünmüştür, bu RAM ne işe yarıyor? Neden oyunlar artık 8 GB RAM istiyor? İşte işlemci o kadar çok yük birikiyor ki bunu bir yerde depolaması lazım. Geçici olarak bunu RAM'de depoluyor ama dediğim gibi RAM'de geçicidir. Yani bilgisayarı kapattığınız an o oyun ne oluyor? Kapanmış oluyor. Yani RAM'de de o bilgi silinmiş oluyor. Zaten burada da geçici bellek olduğunu söylüyoruz. Bilgileri gerektiğinde kullanır, yoksa siler. ROM üstünde bilgiler kısa ömürlüdür. Zaten bunu demiştik. Bilgisayar açılınca veya kapanınca silinir. Yani kapatıp açınca silinir. Daha uzun bir biçimde saklamak istiyorsak sabit disk, harici disk, harici hard disk, SSD, solid state disk kullanabiliriz. Bunlara şimdi değinmeyeceğiz. RAM türlerine geleceğiz. RAM türleri sadece anakarta uygun RAM takılmaktadır. Örneğin anakartınız DDR3 destekli ise tabii ki de DDR3 veya altındaki RAM'leri takabilir ama DDR4 veya 5 RAM takamazsınız. RAM türleri eski RAM türlerinden SD, EDO, RD, fakat günümüzde DDR kullanılmaktadır ve DDR5 bile ileride en çok kullanılan RAM olmasını bekliyoruz. Tabii ki de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak. Şimdi gelelim sabit diske. Sabit disk HDD şeklinde yazılabilir. Burada harici hard disk anlamında değildir sabit disk. Bilgilerin saklandığı depodur. Zaten burada şeklinde görüyorsunuz. Bilgisayar toplayanlarınız varsa biliyordur. Bilgilerin saklandığı depodur. İstenilen bilgiler ve dosyalar sabit diskten okunur ve belleğe aktarılır. Ne demiştik? Bellekte yeterince bilgi depolanmayabilir. Örneğin mesela 500 GB'lık bir dosyayı tabii ki de bilgisayar RAM'de depolayamaz. Sabit diskte depolayabilirsiniz. Sabit diskleri birbirinden ayıran önemli hazırlık veri, evet bu hazırlık kelimesi yanlış olmuş. Önemli veri depolama kapasitesi. Burada yani biraz karışık bir cümle olmuş. Veri kapasitelerine göre sabit diskleri ayırabiliriz. Bunlar da alüminyum diskten oluştuğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız anakartta fiberglass'tan oluşuyordu. Milyonlarca küçük mıknatıstan oluşmuştur. 0 ve 1 rakamları kullanılır. Zaten bilgisayarda sadece 0 ve 1 rakamı kullanılır. Temelinde bununla ilgili bir derste yapmayı düşünüyorum. Birkaç diskten oluşur. Alüminyumdur. Manyetik alan oluşturabilmesi için demir oksitle kaplanmıştır. Dedik, hem alüminyum hem de demir oksitle kaplanmıştır.
sınavınıza çıkabilir, özellikle vizelerde. Sabit diskin bölümlerine gelelim. Sürücü motoru, adım motoru, bakın iki tane motor aklınıza kal, sürücü adım atıyor gibi. Okuma yazma kafası ve kontrol devresi. Sürücü varmış, adım atıyormuş, bu trafik polisi kontrol ediyor, sen okuma yazma bilmiyor musun falan, böyle kafanızda kodlayın aklınıza yazana kadar. Bellek birimleri, evet, bellek birimleri önemlidir. En küçük tabii ki de bitler. Zaten çoğunuz biliyorsunuz 8 bit oyunlar var örneğin. Atari döneminden kalma. Bit, byte demektir. 8 bit, 1 byte demektir. 0 kapalı devre, 1 açık devre. Bilgisayar 0 ve 1'den oluştuğunu söylemiştik. 1 bit 0 ya da 1'den oluşur diyebiliriz. Bakalım şimdi 1024 tane byte, 1 kilobyte. 1024 kilobyte, 1 megabyte. Farkındaysanız bilgisayarınızda siz şey zannediyorsunuz, 1000 megabyte olunca 1 gigabyte oldu. Aslında öyle değil. Örneğin 8 gigabyte'lık bir USB aldığınızda onun daha az çıktığını, 7.90'larda, 7.60'larda bir şey çıktığını falan göreceksiniz. İşte bunun nedeni 2 üzeri sistemlerle çalışması bunların. Örneğin 1024 GB normalde 1 terabyte, 240 megabyte, 24 megabyte olması lazım ama 1 terabyte olarak geçiyor. Şimdi 1 byte demek 1 karakter demek, 10 üzeri 0. Bunlar 10 üzeri 3'er 3'er artıyor. Yani biner biner. Kilobyte 1000, 10 üzeri 3. Megabyte 10 üzeri 6. Gigabyte da 10 üzeri 9. Hemen bunu anlattıktan sonra CD sürücüsüne geçiyoruz. CD sürücüsüne CD-ROM denmektedir. Kapasitesi ilk çıktığında 650 MB iken artık 700 MB'lara kadar çıkmıştır CD sürücüsünün. CD-R veya CD-RV olarak yazılır. Buradaki R arkadaşlar sadece bir defa bilgi yazıldığı anlamına gelmektedir. Örneğin siz genellikle bir teknoloji marketinden CD aldığınızda genellikle onlar böyle oluyor. CD demiyor. Hatta evde deneyebilirsiniz. Bir tane CD alın, yazın. Ardından onu silmeye çalışın. Kesinlikle böyle bir şey mümkün olmayacaktır ama uzantısı RV olursa birkaç defa yazılabilir, silinebilir. Tabii bunlar da sonsuz defa yazılamıyor. Belli süre sonra artık silinmemeye başlıyor. 1x hızında çalışır bunlar. 1x hızı 150 KB'dir. Yani 1x hızında çalışmaz. Fakat 1x 150 KB'dir. İlk çıktığında bu hızdadır. Şimdi değinmek istiyorum şuna. Mesela burada 52x, 32x, 52x şeklinde yazıyor. Bu ilk baştaki bunun okuma hızını vermektedir. Yani 52 bu CD'nin okuma hızı. Bakın yanındaki ikisi de yazma hızıdır. 32 yazma hızı, 52 yazma hızı. Yavaş olan yazma hızı silinebilen CD içindir. Yani buradaki 32 bakın yavaş olduğuna göre 52'ye göre silinebilen, yani CD-RV içindir arkadaşlar. Şimdi tabii ki de artık günümüzde CD'lerin yerini DVD, hatta DVD'lerin yerine Blu-ray sistemler almış bulunmakta Blu-ray. Tek katmanlı DVD'ler 4.7 GB'lık boyuta sahipken çift katmanlı DVD'lerin 8.5 GB olduğunu görüyoruz. Hatırlarsanız CD'de 1x 150 kilobyte saniyede hız yazarken kilobit diye de okuyabilirsiniz. Burada 1x 1385 KB yazan arkadaşlar. Günümüzde 16x hızında çalışan DVD'ler vardır. En hızlı DVD bunun 3 katı hızında çalışır. Evet, gelelim ekran kartına. Siz oyuncuların, oyun sevenlerin en çok dert ettiği konulardan birisi. 480x mi alsam, 1060 mı alsam diye. Tabii ki de ekran kartlarını bilenler için bu kavramları kullanıyorum. Ekran kartı bilgisayarın oluşturduğu sayısal verileri video sinyaline çevirerek gönderir. Bakın R490X diye not almışız. Ekran kartının görevini tekrardan anlatmak istiyorum. Bilgisayarın oluşturduğu sayısal verileri, yani 0 ve 1'lerden oluşan sayısal verileri video sinyaline çevirerek gönderir ve bu gönderi çeşitli bağlantı aparatlarıyla monitörümüze veya televizyonumuza aktarılır. Bazıları eskiden şöyle düşünüyordu. Ben bilgisayarımı televizyona bağladığımda ekran kartına gerek kalmaz. Zaten televizyon ekranı vardı ama bu çok saçma, ilkel bir düşünce tarzıdır. Ses kartı, bu da aynı şekilde bilgisayarın oluşturduğu sayısal verileri ses dosyasına çeviriyor. Örneğin hoparlörle buradaki sesi duyabilirsiniz. Mikrofonla da sizin sesiniz kaydedilebilir. Yine Ethernet kartına gelelim. Ethernet kartı hepinizin kullandığı bir kart olmayabilir. Özellikle laptopu olanlar için genellikle Wi-Fi ile bağlıyorsunuz. Hani Ethernet ile elinde bu kablosu olmayan bile vardır.
Bilgisayarların kablolarla birbirine bağlanmasında kullanılır Ethernet. Sayısal verileri elektrik sinyaline dönüştürür. Yine aynı şekilde diğerleri gibi. 10 megabit Ethernet kablosuyla, eğer fiber bir internetiniz varsa örneğin 100 megabit ise Fast Ethernet kablosuyla, 1000 megabit ise Gigabit Ethernet kablosuyla bağlamalısınız. Wi-Fi standartları olarak da 802.11 ve 54 megabit bölü saniye bağlantı hızı vardır. Günümüzde birçok telefon, tablet bu sistemi desteklemektedir. Hatta son çıkanlarda Wi-Fi 2 teknolojisiyle beraber daha yüksek hızlara ulaşabilmektedir. Özellikle telefonlardaki hız. Evet, bunu da geçelim. Şimdi gelelim artık bilgisayar nedir? Bu kadar bilgiden sonra artık bilgisayarın ne olduğu bizim için önemli bir konudur. Bilgisayara bakalım. Bilgisayar ham veriyi kendisine öğretilen yöntemlerle işleyen ve bu işlemler sonucunda elde ettiği verileri bize sunan makinedir. Bakın çok kolay. Ham kelimesi aklınıza kalsın. Ne yapabilir ham veriyi? Tabii ki de işleyebilir. Ham nasıl işleyebilir? Kendisine öğretilen yöntemlerle işleyebilir. Ve tabii ki de işledikten sonra bir sonuç elde etmemiz gerekmekte. Bu işlemler sonucunda elde ettiği sonuçları bize sunan makinedir. Veya başka bir tanım daha yapabiliriz. Giriş birimi diyeceğiz bakın buna. Giriş ve çıkış biriminden ibaret bir tanım aslında. Bayağı basit. Giriş birimleri ile veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işler, bakın işler kelimesi önemli, ikisinde de var. İşliyor bilgisayar, bir işleme mekanizmasıdır. Giriş birimleri ile veriler üzerinde aritmetiksel ve mantıksal işlemler yaparak işler, çıkış birimleri ile bizlere sunar. İstenildiğinde bu bilgileri depolayabilir, yani saklayabilir, donanım ve yazılımdan oluşur diyebiliriz. Bilgisayarın özelliklerine şimdi biraz bahsedelim. Bilgisayar dediğimiz gibi sıfır ve birlerle çalışır. Çok hızlı bir makinedir ve sürellidir. Bu önemli, sürelli olması. Sürelsiz olsa çok büyük sıkıntılar doğurabilirdi. İlk PC 1981 yılında dönemin ve günümüzün en büyük bilgisayar şirketlerinden birisi olan IBM tarafından piyasaya sürülmüştür. Şimdi bilgisayarların tarihçesine bakacağız. Öncelikle bilgisayarın ataları, daha çok burada cetveller, hesap makineleri, tabi gelişmiş cetvellerden falan bahsedeceğiz. Öncelikle John Napier logaritmayı bulmuştur arkadaşlar. Zaten matematikten de biliyorsunuzdur. Logaritmayı ve bu tarz çubuklarla 10 adet çubuk bulmuştur. Her biri 20 santimdir. Bunlar sayesinde çubuk sistemini bulduğunu söyleyebiliriz. Böylece basit bir hesap makinesi tarzında bir yapı olmuştur. Ardından William Oughtred, bakın çok zor okunuyor, Oughtred ilk sürgülü cetveli bulmuştur. Sürgülü cetvelin bulunması da o zaman büyük bir önem arz etmektedir. Yine ilk kez 4 işlemi yapan William Schickard, bu da Alman bir arkadaş. Kullanımı bayağı zor olduğundan dolayı, yani taşınımı falan fazla gelişmemiştir bu. Blaise Pascal, adı üstünde bakın, Blaise Pascal, yani kendi ismini vermiş. Pascaline isimli toplama çıkarma makinesini yapmıştır. Gottfried von Leibniz toplama yaparak iki sayının çarpımını bulmuş. Artık bunları hani sizin ezberlemeniz lazım. Sadece okuyorum çünkü ben ne kadar anlatsam bile yazarak çalışmanız lazım. Pierre Rageret ilk taşınabilir hesap makinesini yapmıştır. Benjamin Franklin zaten bunu biliyorsunuz. Benjamin Franklin birçok konuda ünlü bir bilim adamı. Aslında sırf bilim adamı değil, bir diplomat, bir siyasetçi, bir felsefeci, her türlü konuda çalıştığını söyleyebiliriz. Elektriği bulmuştur. Mario ve Joseph isimli ikili tekstildir bunlar ve ilk kez bir makineyi kendi kendine çalıştırmayı başarmıştır. Charles Babbage, bu da ne yapmıştır? Fark makinesini yapmıştır. Fark makinesi buhar gücüyle çalışır. Bu fark makinesine analitik makinesini yaptı diyenler de olmuş. Yani aynı isimdir ikisi de. İlk genel amaçlı bilgisayar bu dönemde Charles tarafından bulunmuştur. Evet, devam edelim. Augusta Ada King, bakın Ada diye yazılıyor. Augusta Ada King, bu bir bayandır. Evet, ilginç gerçekten. Bilgisayar tarihinin ilk programcısıdır. Bu kadından sonra donanımın yanında yazılım kullanılmaya başlanmıştır. Gerçekten çok ilginç. İlk defa bir yazılım kullanan Augusta Ada King isimli bir bilim kadınıdır. George Edward Schultz ilk basit mekanik bilgisayarı üretmiştir. Bu da önemli bir gelişme. Ve Christopher, diğer ismi çok uzun olduğu için kısaltma olarak yazdık.
klavyeyi geliştirmiştir. Bakın Christopher L.S yazarsanız öğretmeniz kabul edecektir. Öğretmen demeyi de pek sevmiyorum aslında. Öğretim görevlilerini, üniversitedekileri, çünkü kendilerine öğretmen deyince sinirlenenler oluyor. IBM firmasının eski adı Tabulation Machine'dir. Çağdaş bilgisayarlara geçiyoruz. Evet, çağdaş bilgisayarlarda en önemli kısmı oluşturmaktadır. Almanya'ya gideceğiz şimdi. Almanya'da Konrad Zuse elektrik ile çalışan ilk hesaplama araçlarından birini yapmıştır. Buna Z1 denmiştir bu bilgisayara. Elektrik ile çalışan ilk hesaplama araçlarından biri Z1'i tasarladı. Programlanabilir ilk PC'dir. Bakın ilk şeyi kim bulmuştu? Programlama ile çalışan şeyi bir kadın olan Augusta Ada King ilk yazılımı. Konrad Zuse da ilk adam akıllı bilgisayar olan programlanabilir bir bilgisayarı yapmıştır. İlk dijital elektronik PC yine George Stebbins ve Williams tarafından bulunmuştur. Bu araca Complex Number Calculator, kompleks sayı hesaplayıcısı denmektedir. Bakın George Stebbins önemli bir adam. Çünkü bu adam sayesinde internet de bulunmuştur. Telefon hattında bağlı bir yazıcı ve bilgisayar ve bir telefon hattını aynı anda kullanan ilk bilgisayar sistemidir. Ve ilk internettir. Evet, ilk internet George Stebbins tarafından bulunmuştur diyoruz. Şimdi Amerikalılar her zaman olduğu gibi bir çakallık yapıyorlar. Mark isimli Pentagon Amerikan Savunma Bakanlığı'nın izniyle bir oda büyüklüğünde bilgisayar yapıyorlar ve bunu ilk bilgisayar olarak kabul ediyorlar. Oysa ilk bilgisayar biz Z1 olarak Jules'un yaptığı bilgisayar olduğunu söylemiştik. Üstelik Amerikanların hani Savunma Bakanlığı'nın o kadar bütçeyle yaptığı bilgisayar Jules'un tek başına yaptığı bilgisayardan bile daha kötüydü diyebiliriz. Evet, şimdi artık yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Evet, bakalım. Tümüyle elektronik olarak çalışan ilk PC ENIAC olarak geçmektedir. Ticari olarak üretilen ilk PC de UNIVAC'tır. UNIVAC. Bakın burada şöyle bir şey var. Ticari olarak üretilen ilk PC UNIVAC. Fakat IBM tarafından ilk bilgisayar üretiliyor. Bakın bu ticari olarak üretilen ilk bilgisayar. İlk kişisel bilgisayar IBM tarafından üretiliyor. Bu ilk PC'nin ismi de SCAMP'tır arkadaşlar. İlk gerçek anlamda kişisel PC. Bakın şimdi IBM'in ürettiği tamam bir kişisel bilgisayar ama pek fazla gelişmemiş. Birazcık daha gelişmiş olan yani gerçek anlamda herkesin evine sığabilecek boyutta bir PC olan Kenbach PC'si ismini veriyoruz. İlk taşınabilir PC ise Adam Osborne tarafından üretilmiştir diyoruz. Şöyle bir notuma bakmak istiyorum. Evet, gerisi başka derslerle ilgili. Evet, bugün sizlerle bilgisayar mühendisliğine giriş dersi birinci kısmı işledik. Bunların PDF'ini açıklama kısmında bulabilir, indirebilirsiniz. Sorunuz olduğu kısımlarda mutlaka yazın. Sizlerle bu notları paylaşacağım. Hoşçakalın.